Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Truckers MP'deyiz. Herkesin defalarca sorduğu hız limiti hakkında bildiklerimi sizlere anlatacağım arkadaşlar elimden geldiğince. Bayağı bir soruyorsunuz hem yayınlarda hem videolarda. Anket bitti. Hız limiti ne oldu? Hız limiti ne zaman değişecek? Acaba hız limiti kaç olacak? Hız limiti 150 olacak mı? Sürekli sorular geliyor arkadaşlar. Bununla ilgili tahminlerimi, bildiklerimi, düşüncelerimi sizlere en başından açık bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir anket yapıldı. Bu ankette bir tane AFK oylaması, bir tane de hız limiti oylaması vardı arkadaşlar. Bu oylamanın sonucuna göre bazı değişiklikler yapıldı. Ama AFK süresinde yapıldı öncelikle. AFK süresi nedir? Oyunda mesela sağa çektiniz, bir işiniz var. Bırakıp gittiniz abi, bilgisayar başında değilsiniz ama sağa çektiniz abi. Oyunun yani herhangi bir şeyini kullanmıyorsunuz. Sağdasınız, herhangi bir tuşa basmıyorsunuz. Oyun sizi belli bir süreden sonra oyundan atıyordu. Ama artık böyle bir durum kalmıyor abi. Çünkü bu yeni gelen güncellemeden sonra ne yaptılar abi? AFK oğlum lan bir dur, ne yapıyorsunuz? Abi ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Dediler ki sunucu kapasitesi belli bir yere kadar çıkarsa 30 dakika AFK süresi arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam. Onun haricinde de sınırsız. Ben burada sağa çekeyim abi, sunucu 3000 kişiyi aşmasın. Rahat. Kafa rahat abi. Sabaha kadar oyundayız. Oyun bizi kiklemiyor yani, oyundan atmıyor. Böyle bir durum gerçekleşti. Onun haricinde şimdi hız limitine ne oldu onu anlatayım sizlere ve düşüncelerimden bahsedeyim. Hız limiti oylaması da bu oylamayla bitti. Aslında hız limiti sonucu da belli. Bence 150 çıktığına eminim. Hız limitinin yüksek bir şekilde çıktığına eminim. Ama Truckers MP yöneticileri, admin ekibi, Truckers MP'nin ekibi bence buna çok olumlu bakmıyor arkadaşlar. Bence birazcık korkuyorlar. Ortalık karışır mı? İşte adminler yetişebilir mi? Sıkıntılar olur mu? Trafik kazaları artar mı? İnsanlar böyle makas şov falan yapar mı şeklinde düşünceleri devam ediyordur diye tahmin ediyorum. Bu sebepten dolayı da henüz bununla ilgili net bir karar veremediler diye tahmin ediyorum. Ama şundan %99 eminim ki hız limitindeki anket sonucu 150 çıktı arkadaşlar. Rahat bir şekilde. Zaten ben videosunu çekmiştim biliyorsunuz. Bu video sayesinde de bayağı bir kişi 150 için oy kullanmış. Bence hız limiti yüksek olmalı arkadaşlar. 110 sıkıntılı bir hız limiti. Şekil A'da gördüğünüz gibi, ben şimdi öndekini geçeceğim. Sinyalimi verdim abi. Bak. Şu an gidemiyorum. Benim gitmem lazım. Al işte karşıdan adam geliyor. Al. Hız limitinin sıkıntısı. Gördün değil mi abi söylemek istediğimi? Gitmiyor abi. Tır gitmiyor. Sollayamadım öndekini işte. Adam 110'la gidiyor. Al. 110'la gidiyor. Ben bu adamı nasıl geçeceğim şimdi? İşte geçemiyorsunuz. Truckers MP de bunu henüz değiştirmedi ama bence değiştirecek abi. İlerleyen süreçte bir güncelleme yapacak abi bu hız limitini. Artık 150 mi olur, 130 mu olur, 120 mi olur bilmiyorum. Ama şöyle bir şey olacağından emin gibiyim, tahmin ediyorum. Aynı bu AFK'da yaptıkları gibi. Sunucu belli bir oyuncu sayısında, mesela 4000 kişilik limit var ya abi. Sunucu 3000 kişiye kadar diyecekler hız limiti sınırsız veya 150. Sunucu 3000 kişinin üzerinde oldu mu hız limiti 110'a düşecek. Mesela böyle adaptif bir hız limiti uygulaması getirebilirler. Benim düşüncem bu şu anlık, hani tamamen serbest bırakmak yerine 7-24 bu şekilde bir şey yaparlar mı acaba diye düşünüyorum. Sunucu mesela 3500 kişiye kadar diyecekler %10 tolerans veriyoruz. O %10'luk toleransa kadar böyle. Şunu geçer miyiz abi? Geçeriz ya. Karşıdan gelen var ama geçeriz abi, sorun yok. Heh, geçtik abi. Şimdi söylemek istediğim olayı anlatabildim umarım değil mi sizlere? 4000 kişilik limitte 3000'e kadar sınırsız hız limiti veya 150'ye kadar gazlayacaksınız abi. Ondan sonra biraz kalabalık oldu mu artık sunucu, mantık olarak sollamaya çıkamayacaksınız kolay kolay. Çünkü ne kadar kalabalık olursa o kadar zor oluyor abi sollamalar, yapamıyorsun çünkü. Diyecek ki 110'a düşecek veya 90'a düşecek. Bilmiyorum artık orasını. Belki 150 yapmayacaklar. Sınırsız yapacaklar. Belki ikisi de değil. 130'a tamamen 7-24 çıkartacaklar. Bu da bir ihtimal. Hani bu da olabilir arkadaşlar. Bu konuda tam bir net bir bilgi yok. Ben de tahminlerimi söylüyorum sizlere. Sizler de tahminlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İsteklerinizi yorumlara yazın. Sizce hız limiti kaç olmalı arkadaşlar? Bununla ilgili bir
anket başlatayım ben tekrardan. Okay. Topluluk bölümünde. This is Korean time. Oylarınızı kullanmayı unutmayın evet. Abi. Oğlum bu adam nerede ki sürekli konuşuyor? Vallahi arkadaşlar söylemek istediklerim bunlar. Çok fazla soruyordunuz gerçekten hızlı limiti ne oldu, ne kaldı, ne bitti, ne olacak, ne yapılacak. Bazı arkadaşlarımız tabi ısrarla 110'u savunuyor, 90 olsun diyenler var. Hani gerçekçi olsun, boku çıkmasın diyenler var abi. Ya şimdi onlar da haklı. Ama abi şu hız limitini sağsınlar. İsteyen 90'la gitsin, isteyen 150'yle gitsin, isteyen 180'le gitsin abi. Ya basan bassın. Ya bence hız limiti salınmalı abi. Gerçekten dediğim gibi şu 110 hız limitinden dolayı çok daha fazla kaza oluyor. Emin olun sollama yapamıyoruz. Basacağız mesela basamıyoruz. Bazen biraz daha hızlı gidelim diyoruz. Tamam tır kullanıyoruz biliyorum. Forza Horizon değil, Nitro Speed değil, GTA 5 oynamıyoruz biliyorum. Bak şekil adı gördüğünüz gibi. Bak al abi 110 hız limiti var, adam böyle dönüyor mesela. Yani buna yapacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Değişen bir şey yok çünkü bunda. Adamın dönüşü aynı. Bizi salsınlar. Basacağımız yerde basalım, yavaşlayacağımız yerde yavaşlayalım abi. Bence böyle olmalı. Ben gerçekten hız limitinin kalkmasını istiyorum. Zaten bununla ilgili de video çektim. Yani 150 olması adına. Maksimum 150 idi çünkü o anketteki yazabileceğimiz sayı. 150'den fazla yazılmıyordu arkadaşlar yani. Adamlar demiş ki 150'ye kadar yazın. Ben de 150 yazdım abi. Sizlere de 150 şeklinde videosunu çektim. Paylaştım. Şurada bir sollamaya çıkalım bakalım nasıl olacak. Olur herhalde. Şu araya gireriz abi. Şurada bir daha sollar mıyız? Şu arkada biri geliyor ama. Onu bir bekledim sollasın diye. Sollamadı tamam. Ay Allah yelan var. Dön tekrardan şeridine. Şunu bir geçsem iyi olacak da. Ya arkadaş ya. Ay çıkacağın yeri senin benzinlikten. İyiyiz sorun yok. Ben kontrol ediyorum. İki tarafı da kontrol ediyorum da ufak bir orada zamanlama hatası yaptım. Daha erken çıkabilirdim. Abi geçemiyoruz ki. 110'la gidiyorlar işte. Bak söylemek istediğim, anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir yol verin abi. Gitmem lazım benim şu an. Sıkıştırma. Alo. Abi söylemek istediğim bu işte. 110. Bak gitmiyor. Şimdi ben bu konuda ne yapmalıyım? Yani benim buradaki sıkıntım ne abi? Bak sollamaya çıkacağım. 110'u geçemiyorum ben. Anlatabildim değil mi benim? Benim derdim bu abi. Sollamada benim gazlamam lazım. Benim yapıştırmam lazım abi. Yapıştıramıyorum ama. Arkada kaza oldu galiba. Bakayım bir arkayı. Evet arkada bir kaza yaptırdılar arkadaşlar. Reç falan var arkada. İşte görüyorsun abi. Sollamalarda yine sıkıntılar, kavgalar, kaoslar abi. Bitmiyor, bitmiyor. Gidemiyorum. Abi gerçekten gidemiyorum. Bak sunucuda şu an 1000 kişi mi, 1500 kişi mi ne var? Aşağı yukarı. Abi kaldırsınlar ya. Şu hız limitini şu an kaldırsınlar mesela. Desinler dediğim gibi 3000'e kadar bir adaptif sistem yapsınlar abi. Sunucunun limiti 5000 kişi mi? Desinler 4000 kişiye kadar şu. 4000 kişiden sonra şu. AFK için nasıl yaptılar abi? Yarım saat, 45 dakika, 1 saat sınırsız şeklinde nasıl ayarladılar abi? Olayı bitirdiler. Yarım saat miydi, 45 dakika mıydı ne? Öyle bir şey yaptılar işte AFK için. Dediler 3000 kişiye kadar oyunda istediğin kadar durabiliyorsun. Şu şekilde AFK bırakabiliyorsun hiçbir tuşa basmadan. Oyun seni atmıyor. 3000 kişiden sonra yarım saat ya da 45 dakika yanlış olmasın arkadaşlar öyle bir şey oldu. Onun haricinde ne oldu abi? Patronlara sınırsız oldu AFK. Yani patron oldun mu bu oyunda sınırsız AFK bırakabiliyorsun. Acaba şey yaparlar mı lan patronları hız limiti serbest şeklinde bir şey olabilir mi? Sanmıyorum değil mi? Öyle bir şey yapmazlar abi. Ya o biraz şey olur abi böyle parayı veren düdüğü çalar hesabı olur da. Ya yaparlarsa ben alırım. Açıkça söyleyeyim ben alırım abi. Aylık 120 lira mı 130 lira mı ne? Bu 5 dolar veriyorsun bir de vergi veriyorsun. 6 dolar diyelim abi aşağı yukarı. İşte 120 lira falan yapıyor abi. Ben veririm vallahi öyle bir şey gelirse. Neden vermeyeyim ki? Sınırsız hız limitim olacak. AFK'dan kilitlenmeyeceğim. Müthiş abi. Vallahi arkadaşlar yorumlara belirtin. Topluluk bölümüne anket açtım. Onu da oylarınızı kullanmayı unutmayın. Bence hız limiti serbest bırakılmalı. En azından adaptif bir sistem gelmeli anlattığım şekilde. Tekrardan söylüyorum. 4000 kişilik ya sunucu. 3000 kişiye hız limiti sınırsız veya 150.
Bence sınırsız olmalı. 3000 kişiden sonra da 110 mu olur, 90 mı olur artık bilmiyorum. Öyle bir şey yapılmalı. Benim şahsi görüşüm bu şekilde abi. Bence bu şekilde bir sistem gelmeli. Şöyle sağ tarafa girelim abi. Giremedik tabii, yer dolu. Şöyle duralım. Videomuzu da burada noktalayalım. Zaten anlatacak bir şey kalmadı. Hız limitiyle ilgili sizlere bildiklerimi anlattım. Yorumlara da düşüncenizi yazmayı unutmayın. Hız limiti sizce kaç olmalı? Neden? Niçin abi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Söylediklerime katılıyor musunuz? Adaptif hız limiti konusuna katılıyor musunuz bilmiyorum ama yorumlarda belirtin. Videoya da like atarsanız çok sevinirim. İzliyorsunuz, beğeni atmıyorsunuz, yorum atmıyorsunuz. Eyvallah, cansınız. Akşamları canlı yayınları bekliyorum abi, iftardan sonra herkesi. Hayırlı Ramazanlarınız olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.